İnsanlar okyanuslara bayılır. Ancak bugün bile kimse dünyanın %70'ini kaplayan suların derinliklerinde ne olduğunu bilmiyor. Bu yüzden mitolojilerden modern filmlere kadar hikaye anlatıcılarının tarih boyunca bu karanlık suları neden efsanevi yaratıklarla doldurduğuna şaşırmamak gerek. Örneğin bu titan tetik balığı, devasa amfipodlar, devasa ağızlı köpek balıkları. Eğer siz de bu yaratıklara hayransanız doğru yerdesiniz. Karşınızda derin sularda bulunan en ürkütücü 8 canavar. Hazırsanız hadi başlayalım. Suratsız kayış balığı. Et yiyen sürüngenler, leş yiyen kabuklular, zombi solucanlar, kör deniz örümcekleri ve dişli ejder balıkları arasında bilim insanları suratı olmayan bir balık keşfetti. Avustralyalı araştırmacılar keşif sırasında garip görünümlü suratsız bir balık buldu. Artık bu balığa suratsız kayış balığı deniyor. Bu balık çok nadir görülse de Umman Denizi'nden Hawaii'ye birçok yere yayılmış durumda. Suratsız kayış balığı yüzeyden 3962 metre derinlikte bulundu. Bu hayvan yaklaşık 1 derecelik sıcaklıktaki suların yavan tabanlarında yaşıyor. Araştırma ekipleri analiz yapılabilmesi için uzmanlara doku örnekleri gönderdi ve suratsız balıkların aslında 1874 yılında Mercan Denizi'nde yapılan ilk global deniz bilimsel keşifler sırasında keşfedildiğini fark ettiler. Yakın incelemelerden sonra kayış balığının kafasının diğer tarafında küçük bir gözü olduğu anlaşıldı. Ağzı görünmese de derisinin altında bulunuyordu. Balık zayıf bir görünüşe sahip ve çevresini incelemek için jöleye benzeyen kafasının içinde bulunan duyu organlarını kullanıyor. Yine de bilim insanları bu hayvan hakkında çok fazla şey bilmiyor. Şimdi de bugünün tartışmaya açık konusuna geçelim. Batmış denizaltını takip eden canavarın olduğu bu düzenlenmiş fotoğrafta görebileceğiniz gibi deniz bazen korkutucu bir yer olabilir. O deniz altında olduğunuzu hayal edebiliyor musunuz? Tabii ki gemiler sonar sistemi denizaltının etrafında gezen canlıları algılar. Peki ya canavar gemiye nasıl bir zarar verebilirdi? Bildiğimiz şey şu ki denizler hala keşfedilmemiş canavarlarla dolu. Peki ya siz ne düşünüyorsunuz? Gemilerimiz daha keşfedilmemiş deniz canavarları tarafından takip edilebilir mi? Yorum kısmında düşüncelerinizi yazmayı unutmayın. Devasa tüp solucanları. Bu canlılar 1977 yılındaki keşifler sırasında bulundu. Ancak devasa tüp solucanı keşfi beklenmeyen bir şeydi. Ekip hipotermal yarıklar üzerinde çalışıyordu ve ekipte biyolog yoktu. Ayrıca bu keşif sırasında hipotermal yarıklarının etrafında yaşayan daha önce hiç görülmemiş birçok tür vardı. Artan basınç, dondurucu sıcaklıklar ve hiç güneş ışığı olmaması devasa tüp solucanları için hiç de dert değil. Bu canlılar kimyasala doymuş, suyu çok yüksek ısılarla dışarı püskürten hipotermal yarıkların ucunda yaşamaya adapte olmuş durumda. Tüp solucanlarının en dikkat çekici özelliği parlak kırmızı tüyleri olabilir. Bu oksijen, karbondioksit ve su ile birlikte atılan hipotermal sülfit gibi bileşenlerin değiş tokuş etmek için kullanılan özel bir organ. Solucanların gözü olmasa da hareketleri ve titreşimleri hissedip tehdit edildiklerinde koruyucu tüplerinin içinde saklanıyorlar. Bu sert şartlarda bile bu canlılar bilinen tüm su omurgasızlarından daha hızlı büyüme oranına sahip. Bu organizmalar yeni bölgelerde koloni halinde yaşamaları, cinsel olgunluk geliştirmeleri ve 2 yıldan kısa bir sürede 1 metre boyuna ulaşmalarıyla biliniyor. Devasa ağızlı köpek balığı. Bu canavarların kameraya yakalanmasıyla birlikte bilim insanları devasa ağızlı köpek balığının garip özellikleriyle büyülendi. Doğal olarak da görüntüler sosyal medyada yayıldı. Evet, hala bu canlının davranışları ya da eşsiz fiziksel özelliklerinin nasıl çalıştığı hakkında çok az şey biliyoruz. Açık ağzı ve devasa çenesi yüzünden bu yaratığa devasa ağızlı köpek balığı adı verildi. Ve o zamandan beri de bu ismi değişmedi. Bu hayvanın bir tanesi ortalama 5 metre boyunda. Ağzı ise ortalama 1 metre uzunluğunda. Ancak bu 3 süzücü köpek balığı türü olan balina köpek balığı ve büyük cam gözden sonraki en küçük cins. Bu köpek balığı yalnızca birkaç kez gözlemlendi ve şu ana kadar bilim adamları tarafından yalnızca 60 tane görüldü. Devasa ağızlı köpek balığı genelde aktivitelerini gündüz gerçekleştiren bir köpek balığı. Devasa köpek balığı en çok Tayvan ve Japonya'da sığ ve derin sularda geziniyor. Ancak Atlantik Okyanusu'ndan Pasifik Okyanusu'na ve Hint Okyanusu'na da geçiş yaparken görülüyor. Devasa ağızlı köpek balığı ilk olarak 1976 yılında Hawaii'de görüldü. ABD donanma araştırma gemisi tarafından kablolara takıldığı sırada keşfedildi. Güvenilmez büyük yüzgeçli mürekkep balığı. Bu görüntülerde 2.4 kilometre derinlikteki bir büyük yüzgeçli mürekkep balığını görüyorsunuz. Bu canlı gerçekten de Dünya Savaşı filmindeki tripod canavarlarına benzeyen ve doğal ortamında görülmemiş bir mitsel canavarı andırıyor. Büyük yüzgeçli mürekkep balığı derin sularda yaşayan eşi benzeri olmayan bir canlı. Geçtiğimiz 10 yılda uzaktan kontrol edilebilen araçlarının sayısı artmasıyla bu garip hayvanın görüntülerini kaydeden daha çok video görülmeye başladı. Balığın yüzgeçleri vücudunun uzunluğundan tam %90 oranda daha uzun ve yüzgecinde komik
derecede uzun kollar bulunuyor. Ve görebileceğiniz üzere mürekkep balığı genelde kollarını vücudunun bir tarafta 90 derecelik açıyla açık tutuyor. Bu da balığa sanki dirsekleri varmış gibi bir görüntü katıyor. Büyük yüzgeçli mürekkep balığı tam 8 metre uzunluğunda ve ince elastik dokunaçları yüzünden tam 15-20 kat daha büyük. Bu mürekkep balığının beslenme biçimiyle ilgili çok az şey biliniyor. Ancak bilim insanları bu canlının dokunaçlarını deniz tabanı boyunca sürükleyerek organizmaları yerden yakalayıp bu şekilde beslendiğine inanıyor. Ancak bunun yerine basit bir kapana kıstırma yöntemi kullanılıyor da olabilir. Yani avlarını bekliyorlar ve tam zamanında süper uzun kollarıyla organizmaları mideye indirebiliyorlar. Bu canlı ilk olarak 1907 yılında keşfedildi ancak 1988 yılına kadar hiç görüntüsü kaydedilmemişti. Mürekkep balığı ilk kez Brezilya'nın açıklarında görüntülendi. Balık asalığı çığlığı. Bazen ürettiği salgısıyla saldıran yılan balığı olarak da bilinse balık asalakları aslında yılan balığı değildir ve bu canlılar acıktığında oyun oynamazlar. Eğer ölü bir hayvan denizin dibine kadar gelirse bunun sebebi balık asalağıdır ve ölü bedeninin etrafına gelen tüm küçük arkadaşlarıyla birlikte balık asalakları cesedin içine gömülürler. Çeneleri olmasa da balık asalaklarının ağzında iki tane dişi andıran bir yapı bulunuyor. Bu uzuvları cesetlerin derinliklerine gömülmek için kullanıyorlar. Aynı zamanda bu organlarıyla yemek çöplerini de ısırabiliyorlar. Bileş ya da canlı avını yerken balık asalakları kuyruklarını birbirine bağlayarak cesedi kıvırıp ısırma güçlerini arttırıyorlar. Aynı zamanda balık asalakları besinleri direkt olarak derileriyle emebiliyorlar. İşin garip yanı ise balık asalakları hiçbir şey yemeden aylarca dayanabilir. 45 santimetreye kadar uzayabilen balık asalaklarının gerçekten garip özellikleri bulunuyor. Örneğin görmediği halde bir gözü, 4 kalbi ve 15 solungaç seti bulunuyor. Ve en garip olanı ise mevsimden mevsime cinsiyet değiştirebiliyorlar. Buna ek olarak balık asalaklarının salgıları dudaklarınızı uçuklatacak kadar güçlü. Avcılardan kaçmak için balık asalakları hemen vücutlarındaki et bezi sıraları yoluyla ince protein lifli mukus üretebilir. Bu salgı deniz suyuyla temas ettiğinde transparan bir salgıya dönüşerek genişlemeye başlar. Solungaçları tıkar ve saldıran canlıyı boğar. Bu da balık asalaklarını neredeyse yenilmez yapıyor. Devasa amfipodlar. Bilim insanlarının derin su oyukları örnekleri almak için yaptıkları araştırmalarda kurdukları tuzağa 7 büyük kabuklu takıldığında şaşkına uğradılar. Bu insanlık tarihinde yalnızca birkaç kez olabilirdi. Bu soluk ince bacaklı yaratıklar Yeni Zelanda'nın kuzeydoğu açıklarında Kermadec oyunun 6,5 kilometre derinliğinde bulundu. Burası dünyadaki en derin oyuk. 1 kilometre uzunluğundaki su tabanı kamerası en az 9 devasa amfipodlar gözlemledi. Bu bölgelerde neden bu kadar çok garip hayvanın bulunduğu bilinmiyor. Bir hafta sonra keşif için aynı noktaya gelindiğinde ise devasa amfipodlardan hiçbir iz yoktu. Bu çok ama çok garip. Devasa amfipodlar ilk olarak 1899 yılında Atlantik Okyanusu'na atılan balık ağından iki tür çıkarıldığında keşfedildi. Bu tür daha sonra neredeyse 100 yıl daha görülmedi. Ancak 1970 yılında bilim insanları Hawaii'nin kilometrelerce kuzeyinde Kuzey Pasifik Okyanusu'nda devasa amfipodların resmini çekti. 1983 yılında ise bir albatrosun kusmuğundan şaşırtıcı olmayan bir şekilde kötü durumda olan bir devasa amfipodları çıktı. Uçan spagetti canavarı. Araştırmacılar bu yaratığı sponofor olarak adlandırıyor. Tıpkı mercanlar gibi spagetti şeklindeki sponofor da zooid olarak bilinen birçok farklı çok hücreli organizmalardan oluşuyor. Bu organizmalar daha çok sıradan tek başına yaşayan hayvanlara benziyorlar. Tabi diğer zooidlere bağlanıp daha kompleks organizmalar oluşturmaları dışında. Bir zooid döllenmiş yumurtada geliştikten sonra süreç başlıyor ve diğer zooidler bütün bir hayvan formunu alana kadar orijinal zooidin üzerinde toplanıyorlar. Bu canlı mercanların ve deniz anılarının dahil olduğu aileye bağlı. Ancak bu canlının bir birey değil, aksine bir birim üzerinde ardışık olarak çalışan binlerce canlının kolonileşmiş hali. Bu kolonilerin bazıları yüzeysel olarak deniz anılarını andırıyor. Bu oluşumu ilk gören petrol işçileri internet ortamında yaygınlaşması ve tabii ki beğeni almak için canlıya uçan spagetti canavarı adını verdi. İşçiler uzaktan kontrol edilen sualtı aracıyla suyun 1219 metre altında video çekerken bu garip görünen hayvanı fark ettiler. 10 ayaklı Bobbit solucanı. Bu solucan dünyanın dört bir yanındaki sıcak denizlerde bulunuyor. Bobbit solucanı kendini tortulara gömüyor, dışarıda yalnızca makas gibi çenesiyle ağzını bırakıyor. 5 anteni kafasının üzerinden çıkarıyor. Eğer yanlışlıkla bir balık yanından geçerse solucan milisaniyeler içinde balığı yiyebilir. Bobbit solucanı jilet gibi keskin ağız çıkıntıları ile birlikte o kadar hızlı hareket eder ki av bazen iki parçaya ayrılabilir. Solucan aynı zamanda avını alt edip sindirimi kolaylaştırmak içinse bir zehir salgılıyor. Yani bu sıradan bir solucan değil, adeta bir silah. Hem de çok güçlü bir silah. Maddeler arasında en beğendiğinizi yorum kısmında belirtebilirsiniz. Videoyu sevdiyseniz beğenmeyi, diğer videolardan haberdar olmak içinse abone olmayı unutmayın sevgili dostlarım. Başka bir videoda görüşmek üzere.